Tamer Korkmaz, Dikkat! Papaz maskeli ajanı Andrew Craig Branson hikaye anlatmaya devam ediyor. İki hafta önce, Amerika'nın Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından düzenlenen, Türkiye'deki Dini Özgürlükler panelinde sahne alan ajan Branson, Amerika'nın Türkiye'ye daha fazla baskı yapması gerektiğini söyledi ve dahi işim gereği yaptıklarımı Türkiye'de teröre kanıt olarak sundular diye konuştu. Branson ne kadar yırtınırsa yırtınsın, işinin sadece din adamlığı olduğu yalanını istediği kadar tekrarlasın, iş bu düzenbazlığı onun bir CIA ajanı olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor değiştiremez. Ajan Branson, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde sahadaydı, için içindeydi. Aynen onlarca CIA ajanı gibi ki bu gerçeği başkanlık sistemi kampanyasında Trump bile itiraf etti. Tam da burada soralım 15 Temmuz'dan birkaç gün önce CIA ajanı Branson, kapalı kapılar arkasında hangi meşhur siyasetçiyle bir araya geldi acaba? Sahi bu gizli buluşmada bir süredir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan E. Altaylı da var mıydı? Meral Akşener'in iyi rol yapan partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Mr. Altaylı'nın yeğenidir. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte seferber olan Mr. Kavuncu, İP'nin 12 Ağustos 2018'deki olağanüstü kurultayının ardından genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olmuştu. 2 Ekim 2018'de ise Meral Akşener tarafından aniden İstanbul İl Başkanı olarak atandı, 22 Aralık 2018'de ise iş bu göreve delegelerce seçildi. İstanbul'a bu apar topar geçiş mi? Daha Ekim 2018'in başında İP'nin CHP'nin İstanbul adayına destek için hazırlığa başladığını gösteriyordu. Çok geçmeden de Buğra Kavuncu ile Ekrem İmamoğlu'nun yolları kesişti. Meral Akşener'in partisinde kurucu üye olan Selda Doğan Demirel ile İstanbul'un Çiçeği Burnu'nda Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü olarak atadığı Yavuz Saltık'ın yolları ise sivil örümcek ağı diye bilinen ve bir CIA kuruluşu olan NED'den National Endowment for Democracy'den geçti. İP'nin kurucu üyelerinden Selda Doğan Demirel mi? NED'nin desteklediği, fonladığı denge ve denetleme ağının temsilciliğini yaptı. CIA'in muhtelif örtülü operasyonlarında kullandığı paranın kasası diye de tanımlanan NED, 2012'de FETÖ'nün kanatları altındaki taraf gazetesiyle birlikte işte bu denge ve denetleme ağına da finans desteği 700 bin dolar sağladı. İmamoğlu'nun özel kalem müdürlüğüne getirdiği Yavuz Saltık ise NED'ye bağlı NDI ile RAI'da eğitimci olarak görev yapmıştır. Günümüzün sosyal medya maydanozu Junior Barlas'ın dayısı olan Nafiz Can Paker'in 17 yıl boyunca yönettiği Tesev'i, senelerce fonlayan da CIA'ın bu maskeri kuruluşu en iyididir. Yavuz Saltık, 3 Temmuz 2011'de patlayan Şike Kumpası günlerinde paralel yapının organize ettiği kumpasa destek veren gösterilere, yürüyüşlere katıldı. O günlerde Ekrem İmamoğlu da Fethullah'ın Samanyolu televizyonundaki canlı yayına bağlanıp kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum demişti. Nafiz Can Paker'in maklube partilerinin müdavimi olarak nam salmış malum yeğeni ise sahibi olduğu haber X sitesinde 2010-2011 döneminde Rauf Atilla Polat adlı yazarı istihdam etti. FETÖ'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in kaleme aldığı yazılara Haberix'te bir nevi dublörlük yapan paralel eleman Raf'ın şimdilerde kaçak, İmzasıyla 3 Temmuz 2011 öncesinde yayınlanan iki adet yazı Şike Kumpası'nın işaret fişeği hükmündeydi. 8 Temmuz 2011 tarihli Aziz Baron başlığını taşıyan üçüncü yazı ise FETÖ'nün hedef aldığı operasyon yaptığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hapse atılmasını kendi üslubunca kutluyordu. 2012 yılında NED'nin fonladığı tarafın yazarlarından biri olan sarı kırmızı atkılı Rock ise Şike kumpası günlerinin en ateşli yaltakçılarından biriydi. 8. yıl dönümünde skandal. Fenerbahçe'ye yönelik Şike kumpasının yıl dönümünden 3 Temmuz 2019, bir gün sonrasında kumpasın hakimi FETÖ mensubu Mehmet Ekinci tahliye edildi. Bu tahliye FETÖ ile mücadele bağlamında kafaları bir kere daha karıştırdı. Bu nasıl mücadele böyle? Yargının mutfağında halen daha kriptolar mı var dedirtti. Tehlike geçmiş değil, uyanık olalım. Önümüzdeki pazartesi Amerikan NATO'nun piyonu hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği darbe teşebbüsünün 3. yıl dönümü. 3 gün evvel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önce yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına dair soruşturma kapsamında 176 muazzaf asker hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın yazılı açıklamasında FETÖ'nün TSK içinde halen daha aktif olduğuna dikkat çekildi. 15 Temmuz'dan itibaren deşifre olan TSK içindeki FETÖ'cülerin halen TSK içinde yer alan FETÖ'cülere nazaran ancak buzdağının görünen kısmı olduğu vurgulandı. Bu ibretlik tespit, FETÖ'nün aziz vatanımız bağımsız Müslüman Türkiye için ciddi tehlike oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor. Tamer Korkmaz Yeni Şafak